Arteko Seminer Programı'ndan merhaba. Ben Merve Sözel. Bugün size kolay batik yapmanın yolunu göstereceğiz. Hatta bunu çocuklarınızla birlikte de uygulayabilirsiniz. Elimizdeki eşyalarımız nelerdir? Hangi boyaları kullanacağız? Hangi yapıştırıcıyı kullanacağız? Boyalarımız kumaş boyasıdır. Metalik renklerini de kullanabilirsiniz. Kumaşların mat olan renkleri de tercih edebilirsiniz. Ana malzememiz kontür çekmek için sini yapıştırıcılarımız veya jel yapıştırıcımızı da kullanabiliriz. Bunlar dediğim gibi su bazlı boyalar olup çocuklarımızla birlikte rahatlıkla kullanabileceğimiz ürünlerdir. Şimdi ben resimimi hazırladım. Mesela bir yastık yapımı için böyle bir desen yapmayı uygun gördüm ben. Bu desenimizi bu seferlikten kuşlu kalemle aktarmayı tercih ettim. Fakat siz şunu da yapabilirsiniz. Deka'nın kolay transfer ürünü vardır. Bu kalemle aydın yerin üzerine istediğiniz deseni çizip ütüyle kumaşın üzerine aplike edebilirsiniz. Şimdi simli boyalarınızı kapaklarını açıp hemen kolayca kullanabilirsiniz. Önce ben elimin üstünden geçmeyince en uzak köşeden başlıyorum. Çünkü çabuk kurumadığı için ürün kolaylıkla elinize ulaşabilir. Şimdi en uçtaki çiçeğimizden yapıştırıcımızı yüzeye uygulamaya başlıyorum. Simli yapıştırıcıların avantajı yüzeyde kullanırken deseni daha kolay takip etmenize imkan sağlamaktadır. Tabii böyle ayrılmalarda da tekrar üzerinizden geçmeniz gerekecektir. Böyle göbek kısmından devam edelim mesela. Ayrılık kalan parça olursa mühim değil. Hemen tamir edilebilir. Simli boyutlu boyamızı tüm yüzeye uyguladık. Kurudu. Şu anda kumaşımızın şey kısımları, tutkallanmış olan kısımları boyayı tutmayacak. Kalan kısımları da boyanmış olacak. Klasik batik gibi çala fırça, spontane bir şekilde yüzeyi de boyayabilirsiniz. Veya alanlarınızın içini de renklendirebilirsiniz. Mesela yaprağı işte yeşil renginde, çiçekleri sarı renginde boyayabilirsiniz. Şimdi gene kullanat paletimize turuncu, mor. Son olarak metalik yeşil rengimizi kullanat paletimize koyuyoruz. Konumuz batik olduğu için boyalarımızı hafif sulandırarak uygulayacağım ki renk geçişlerini elde edebilelim. Mesela önce yeşil renkle başlıyoruz. İçerisinden kolaylıkla boyayı takip ederek, kontörlerimizi takip ederek yapıştırıcıya taşırmanız sorun değil. Çünkü zaten o yüzeylerimiz boya tutmaması için yırtıldı. Turuncu rengimize geçiyoruz. Desenimizi elde ettik. Kurmaya bırakalım şimdi. Kumaşımızın üzerindeki simli yapışkanı çıkarabilmek için yıkadık ve sonucumuz basit bir batik oldu. Basit, çocuklarınızla birlikte kolay yapabileceğiniz, hafta sonunda keyifli vakitler geçirebileceğiniz
çalışmalardan biriydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.